Washington yönetiminin ABD ile Yunanistan arasında yapılması planlanan yeni savunma anlaşmasında Yunanistan'daki onlarca askeri tesise ABD askerlerinin konuşlandırıldığının öngörülmesini ve anlaşmanın her sene değil 5 senede bir güncellenmesini istediği belirtildi. Yunan Tovima gazetesinin haberine göre Washington ve Atina karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasını 3 yıl içinde ikinci kez güncelleme çalışmaları yaparken ABD tarafından askeri varlığın artmasını sağlayacak bazı talepler geldi. Temelde iki talepte bulunan ABD ilk olarak anlaşmanın örneğin 5 yıl gibi bir süre için uzatılmasını isterken ikinci olarak da ABD askerlerinin konuşlanma yerlerine yenilerinin eklenmesini önerdi. Haberde ABD'nin 20'den fazla yeni konuşlanma yerinin bulunduğu bir belge sunduğunun konuşulduğu aktarıldı. Tovima, Suda üssü gibi yeni bir daimi üs kurulmasının görüşülmediğini ve İskira Adası'nın da yer aldığı önerilen konuşlanma yerlerini, Yunan ve ABD birliklerinin hali hazırda ortak yerleştirme faaliyetleri yürüttüğü ya da NATO altyapısı olan yerler olduğunu belirtti. Gazete, mutabakat sağlanması halinde yeni anlaşmanın uygulanmasının zor olmayacağını, zira teknik ve hukuki detayların önceki anlaşmayla ilgili müzakerelerden bilindiğini de kaydetti. İki ülke arasındaki ilk anlaşmaya göre ABD'nin sadece Girit Adası'nda Suda üssü bulunuyor. Ekim 2019'da imzalanan güncellenmiş anlaşma, Suda üssünün genişletilmesini, diğer üslerinin altyapısının ABD'ye sağlanmasını, ayrıca Yunanistan'ın onayıyla ABD'nin ülkedeki her askeri tesisi kullanma imkanına sahip olmasını öngörüyordu. Ekim 2020'de Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD ile olan savunma anlaşmasının kapsamını genişletmeyi veya yeni anlaşma imzalamayı planladıklarını söylemişti. 18 Şubat'ta ise Yunan Dışişleri Sözcüsü, Amerikan üslerinden bahsettiğimizde Soğuk Savaş döneminde bulunan ABD üslerini ifade etmiyoruz. Artık farklı çerçeveler söz konusu ve taraflar ABD ile savunma işbirliği konusunda tamamen farklı bir yoldan hareket ettiler demişti. Evet, askeri uzman uyarısı. Dede Ağaç'a ABD yığına bizi rahatsız eder. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, ABD'nin Defender Europa 2021 tatbikatı sebebiyle sınırımıza 55 kilometre mesafedeki Dede Ağaç'a askeri yığınak yapmasından Yunanistan'ın bunu istismar edebileceği ihtimali sebebiyle Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu söyledi. ABD ve Türkiye iki NATO müttefiği devlettir. Farklı alanlarda işbirliği yapmaya devam ediyorlar. NATO içerisindeki bir müttefiğin Türkiye'yi istilası normal şartlarda asla tahayyül edilemez. Fakat şu da bir gerçek ki Biden Yunan sempatizanıdır. Kendisine Amerika'da takma isim olarak Bidenopoulos denilmektedir. Kendisi daha önce ben bir fahri Yunanım demiştir. Dışişleri Bakanı Blinken de böyle biridir. Dikkatli olmalıyız. Bu tatbikat her ne kadar Rusya'ya karşı yapılıyor olsa da şu bir gerçek ki Dede Ağaç'ta üst kurulması ve yanı başımızda bu denli bir yığınaklanma ile böyle bir tatbikat yapılıyor olması bizi rahatsız etmiştir. Ayrıca böyle bir tatbikat Karadeniz'de de stresi arttırabilir. Bu da bizi de rahatsız eder. Fakat yanı başımıza, sınırımıza, üstelik Yunanistan gibi iyi niyetten yoksun bir ülkede bu kadar fazla yığınak daha rahatsız edicidir. Yine ABD'de bu çevrede çok rağbet gören Atlantik Konseyi bir rapor çıkarmış ve Türkiye'nin bir serseri devlet olması ihtimalini çok yüksek bulmuştu. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda ilerlemeli ve diğer ülkelerin de çıkarlarını ve çatışmalarını iyi analiz ederek oyunları bozmalı ve dahi oyunlar kurmalıdır. Türkiye'nin mavi vatan doktrinini uygulamasına da son derece karşılar. Bu nedenden dolayı çeşitli mecradan birçok karşı ses çıkmakta ve girişimler bulunmaktadır. Dışımızda olduğu kadar maalesef içimizde de durum böyledir. Bunlar da ya cahil ya da hainlerdir. Bu nedenle milletimiz agah olmalı. Devletimiz de pragmatik olmalıdır. Türkiye'de birlik ve dirlik oldukça Türkiye emin adımlarla ilerleyecek ve Türkiye dirayetle dik duruşta emin bir şekilde ilerledikçe Türkiye başarılı olacaktır. ABD, NATO çerçevesinde Orta ve Doğu Avrupa'da yapacağı Defender Europa 2021 tatbikatı için Yunanistan'ın Dede Ağaç Limanı'na adeta çıkarma yapıyor. Türkiye sınırına 55 km uzaklıktaki limana toplam 145 helikopter, 1800'den fazla zırhlı araç ve 20.000'den fazla askeri personel çıkarılacak. Operasyonun 2 gün içinde başlaması bekleniyor. Tatbikatta yer alacak ABD güçlerinin ilk bölümü Endurance adlı yük gemisi ile Dede Ağaç Limanı'na gelecek. Bazı NATO üye ülkelerinin de yer alacağı tatbikat ilkbaharda başlayarak
yaz ortalarında tamamlanacak. Tatbikat Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya'da gerçekleştirilecek. Öte yandan başkent Atina'da yayınlanan Yunan Katimerini gazetesi ihale duyurusunu Kahire'den Ankara'ya açık kapı başlığıyla haberleştirdi. Haberde Kahire hükümetince yayınlanan ihale haritasında batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan ve MEB anlaşmasına göre belirlendiğini, 28. Meridyen'in doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğu belirtildi. Katimerini Mısır hükümetinin diğer bölgelerin yanı sıra Akdeniz'de hidrokarbonların değerlendirmesine yönelik söz konusu duyurusunun bölgesel aktörlerin Kıbrıs sorununun sürüncemede bulunmasından kaynaklanan karışıklıktan uzak durma çabalarının göstergesi olduğunu yazdı. Haberde Mısır'ın bu tercihi Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyileştiği yönünde bir unsur olarak değerlendirilmese de Kahire'nin gelecekteki görüşmeler için kapıları açık tutma yönelik bilinçli bir tercihidir ifadesine yer verildi. Diğer Yunan gazetesi ise konuya ilişkin Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor başlığını attı. Gazete Mısır'ın gelecekte Yunan çıkarlarına zarar verecek şekilde deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığına dair Atina'nın diplomatik servislerine bilgiler geldiğini yazdı. Mısır'ın Akdeniz'de, Süveyş Körfezi'nde ve çöl bölgesinde 24 parsel için ihale duyurusunda bulunduğu aktarılan haberde. Ancak sorun şu ki Akdeniz'deki parsellerden biri ana hatları Yunanistan ile düzenlendiği şekliyle değil Türkiye ile düzenlendiği gibi belirleniyor denildi. Evet, görüyorsunuz dostlar. Amerika Birleşik Devletleri hem Ege'den hem Akdeniz'den hem Karadeniz'den Türkiye'yi kuşatma altına alıyor. Biden'ın Yunanseverliği ve Amerikan Dışişleri Bakanı'nın da Yunanseverliği Yunanistan'ı şımartıyor ve yapacakları dev tatbikat aslında Rusya'ya gözdağı değil, Türkiye'ye gözdağıdır. Çünkü Biden gelmeden bile Yunanistan'a mesaj verdi. Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın Rum kesiminin yanında olacağım demişti. Ama şöyle bir şey var, Mısır'ın Türkiye'ye yanaşması. Eğer Mısır Türkiye'ye yanaşırsa Akdeniz'de Türkiye daha da güçlü olur. Libya'nın yanaşması, Mısır'ın da yanaşması demek çok büyük bir şey. Mısır'ın başında şu hain Sisi olmasa Türkiye daha rahat hareket edecekti. Ama orada Türkiye'nin istemediği şeyler oldu ve ne yazık ki bu durumlara geldi. Belki bundan sonra Mısır tarafından Sisi istemese bile Sisi'nin yardımcıları, Dışişleri Bakanı bunlar Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyorlar. Zaten kurmak zorundalar. Çünkü onlar da biliyorlar bir zamandan sonra Amerika onları da harcayacaktır. Amerika'ya asla güvenilmeyeceğini onlar da iyi biliyor. Arap ülkelerinin hepsi iyi biliyor. Belli bir yere kadar güveniyorlar. Adamına göre güveniyorlar. Sonra kendi çıkarları, kendi menfaatleri söz konusu olduğunda işte böyle satıyorlar onları. Bu sefer kime yanaşıyorlar? Türkiye'ye. Bir laf vardır ya, tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürtçü dükkanı. Bunların da dönüp dolaşacağı yer Türkiye'dir. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.